Merhaba gençler Kurt Akademi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Newton Yeniler All Star Soru Bankası. Evet birinci ünite test 3 ile dersimize devam ediyoruz. Gerçi ilk sorumuza dersimize başlamadan önce Kurt Akademi YouTube kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet sevgili gençler hazırsak ilk sorumuza dersimize başlayalım. Buna göre Ali Belediyeye aylık kaç TL yer ödemesi yapmaktadır. Belediye pazarda kurulacak bir, e, olan bir tezgahın uzunluğu en az 4 metre en fazla 6 metre olmasına izin vermekte ve tezgah uzunluğunun metresine aylık 20 TL almaktadır. E, aylık 20 TL kira almaktadır. Pazarcı hali yukarıda ölçüleri verilen kasaları şekil 1 veya şekil 2'deki gibi aralarında boşluk kalmadan tezgahın kenarına değecek şekilde yan yana bir sıra sıralayabilmektedir. Gerçi birinci kasa dizilişine baktığım zaman 40 er santimetre ile diziyor. Demek ki aslında tezgahın uzunluğu 40'ın bir katı olması gerekiyor. İkinciye baktığım zaman gerçi 70-70 devam ediyoruz. Demek ki burada da 70'in katı olacak. O halde tezgahın uzunluğu hem 40'ın hem 70'in bir katı olmalı. Gerçi öncelikle 40 ile 70'in en küçük katını bulalım. En küçük ortak katını yani ekok -ok değerini bulalım. 2'den başlayarak bölebiliriz. Evet. 2'ye böldüm. 20, 35. Tekrar 2'ye böldüm. 10, 35 bölünmez. 2'ye böldüm. 5, 35 bölünmez. 5'e böldüm gençler. 1, 35'i 5'e bölersek 7. 7'ye böldük 1. Buradan gençler. 2 üzeri 3 çarpı 5 çarpı 7 ekok ok değerini verecek. Ve 8 kere 5 40. 40 ile 7'yi çarparsak ekoku 280 santimetre. Yalnız gençler en az 4 metre yani 400 santimetre dedim en fazla da 600 santimetredir. O halde 280'in katını düşüneceğim. 280'in ikinci katı bakın 560 santimetre 400 ile 600 arasındaki değerdir. Demek ki tezgahın uzunluğu 560 santimetre. Evet bizden gençler metresinin fiyatının 20 lira olduğunu söylüyor. O halde biz 560 santimetreyi metreye çevirecek olursak 5 tam 10'da 6 metre yapar. Gençler 20 lirayla çarparsam çarpı 20 diyorum. Burada gençler şöyle yapalım. Virgülden kurtaracak şekilde. Evet 56 yazıyorum. Buradaki sıfırı harcamış oluyoruz. 56 ile 2'yi çarparsak da 112 TL olur. Sorumuzun yanıtı Bursa seçeneği doğru yanıt olur deriz. Evet devam edelim ve bir sonraki sorumuza geçelim. Evet ikinci sorumuzda buna göre iki aracın kullanıldığı bu mesafe en az kaç santimetredir demiş ve P'yi 3 almamızı istemiş. Bir yol yapım çalışmasında kullanılan iki farklı araçtan silindir ve graderin tekerlek yarıçapları aşağıda verilmiştir. Bu iki yol yapım aracı aynı mesafede kullanılarak bir yolda sürülmüş ve mesafe sonunda iki aracın da tekerleklerinin tam tur atarak bu mesafeyi tamamladığı görülmüştür. Gerçekten burada tekerleklerin çevresi önemli. Çünkü Çevre demek bir tur demektir. O halde çevreleri kadar evet gerçekten ne olması gerekir? Çevrelerinin da eşitlenmesi gerekir. O halde silindirin çevresini bulursam 2 pi'ye formülünü kullanacağız. 2 çarpı pi yerine 3 yazdım. Yarı çapı 60. Buradan 2 kere 3 6. 6 kere 60. 360 santimetre. Bredder'in çevresini bulursak tekerlerinin çevresini yine 2 çarpı 3 çarpı 80'den buradan da 480 santimetredir. Gençler o halde en küçük mesafe dediği için 360 ile 480'in ekok değeridir deriz. O halde 360 ile 480'in ekokunu bulacağız. Gençler burada şöyle yapabiliriz. Bakın sıfırla bittiği için işlem kolay olsun diye gençler direkt ondan bölerek başlayabilirim. Evet isteyen arkadaşlar yine 2'den bölerek de devam edebilirler. 360'ı 10'a böldüm 36. 48 480'i 10'a böldüm 48. Şimdi 2'ye bölüyorum. 18 24. 2'ye böldüm gençler. 9. 24'ü 2'ye bölersem 12. 9 12 gençler 3'e bölünür. 3 4. Bakın 3 ile 4 aralarında saldır. Artık gençler ekok için bakın şöyle yapıp bütün sayıları çarpabiliriz. Evet, aralarında asalı gördüğümüz zaman işlem burada bırakırız ve gençler hepsini çarparız. Buradan 2 çarpı 2 çarpım 3 çarpı 3 çarpı 4 çarpı 10 olur. Gençler şöyle soldan sağa doğru çarpabiliriz. 2 kere 2 4. Evet 3 kere 3 9. 4 ile 10'u çarparsak da 40 olsun. Evet 4 kere 9 gençler 36. 36 ile 40'ı çarparsam da 1440 cm olur. Sorumuzun yanıtı C şıkkı olur diyelim. Evet bir sonraki soruyla devam edelim. Evet Arda metre karesi 10 TL olan stor perdeden eni 5 metre ve boyu birbirine eşit yukarıdaki desenlere sahip 2 perde almıştır. Aldığı perdelerin üzerindeki desenler şekildeki başlangıçta hangi şekilde başlamışsa diğer şekilde sonlanmaktadır. Arda verilen şekil üzerine e, uzunluklarına göre bu perdeleri toplamda ödediği para en az kaç lira değer? Gençler o halde birinci şekle baktığımız zaman birinci perdeye bakıyorum. Şurası 25. Bakın burada 10 ile devam ediyor. 25 10 şekle devam ediyor. O halde şöyle baktığım zaman bu aslında 35'in bir katıdır. İkinci perdeye geldiğim zaman gençler şunlarda iki tane var. 10 10 25 10 10 25 o halde gençler şöyle baktığımız zaman 45 45 devam ediyor. Demek ki bu da 45'in bir katı. Şöyle 45 daha olacak diyelim. O halde en az dediği için sevgili gençler 35 ile 45'in ek okunu bulacağım. Ne her iki sayı gençler 5'e bölündüğü için 5'e bölelim. 7, 9. 7 ile 9 aralarında asaldır. Bakın okları için bunların hepsini çarpabilirim. O halde 7 çarpı 9 çarpı 5. Sevgili gençler, şöyle yapayım. 7 kere 9, 63, 63 ile 5'i çarpalım. 5 kere 3, 15 elde var. 1, 5 kere 6, 31 de elde, 31. Evet, 315 santimetre. Gençler, burada metre karesini 10 lira veriyor. O halde bu bizim için 315 santimetre. Öncelikle bunu metreye çevireceğiz. Şöyle yapalım, 315 santimetre. Metreye çevirmek için sevgili gençler 315'i 100'e böleriz. E bunu gençler metre karesini bulabilmek için de 1 de 5 ile çarparım. E çünkü 5 metre burası. E bu gençler bizim için metre kare fiyatını verir. E aynı zamanda her metre kare 10 lira olduğu için bir de gençler şöyle okla gösterelim. 10 lira olduğu için bir de 10 çarparsak ne yapmış oluruz? Toplam değeri bulmuş oluruz. Evet sevgili gençler. E bu bir tane perdemizin değeri olacak. 5 ile 10'u çarparsam 50. 100'ü 50'ye bölersek 2 kalır. O halde 315 bölü 2 gençler 1 perdenin fiyatıdır. Bizi toplam dediği için sevgili gençler bunu 2 ile çarparım. 315 bölü 2'yi 2 ile çarparsak 2'ler sadeleşir. Ve toplamda 315 TL ücret ödenir diyoruz. 315 yanıtını da C şıkkında işaretliyoruz. Evet sevgili gençler devam edelim. ve bir sonraki sorumuza bakalım. Evet. 4. soruda Tahir amca kenar uzunlukları metre cinsinden tam sayı olan ve alan ölçüleri eşit olan alanları gençler eşit olacak dikdörtgene ayırdığı arasını iki kızına paylaştırıyor. Verilenlere göre kızlarının birine düşen arazinin ölçüsü 700 metreden 700 metrekareden az olduğuna göre Tahir amca toplam amcanın toplam arazisi en fazla kaç metrekaredir diyor. Hiç sevgili gençler biz birincisinin alanı bulmak için 54 56 ile kısa kenara A dediğimi düşünüyorum. 56 ile A'yı çarparım alanı bulmak için. İkincinin uzun kenarı eğer B dersem burada 21 ile B'yi çarparız ve alanı buluruz. Alanlar birbirine eşit olduğu için gençler o halde 56 ile 21'in bir katı olması gerekir diyoruz. Ve bunun da gençler bir tanesi 700 metrekareden de kısa olacak. O halde 56 ile 21'in ekok değerini bulalım. her e ikisi gençler 7'ye bölünür. 56'yı 7'ye böldüm 8. 21'i 7'ye böldük 3. Bakın aralarında asıl olduğu için şöyle. E, çarparak ekoklarını bulalım. 7 çarpı 3 çarpı 8'den ekokları 7 kere 3 21 21 çarpı 8'den 168 metrekaredir. 168 metrekare gençler buradaki en küçük değer. Bizden en fazla dediği için 700 metreden az olacak. 700 metrekareden az ama 168'in katlarını düşüneceğim. Buradan 168'in 4 katı sevgili gençler 672 metrekare yapar. Bakın şartımı sağlayarak 700 metrekareden az olduğunu söyleyelim. Yani 672 metre kare bir tanesinin ölçüsü. diğer de birbirine eşit olduğu için bu da 672 metrekare. O halde toplam arazi 2 çarpı 672'den 1344 metrekaredir. Sorumuzun yanıtı da denizli seçeneği olur diyoruz. Evet sevgili gençler devam edelim ve 5. sorumuza geçelim. Evet gençler 5. soruya geldiğimiz zaman aşağıda uzunlukları ifade edilen iki tahta çubuk verilmiştir. Bu çubuklar eşit uzunlukta parçalar haline getirildiğinde toplam 6 parça oluşmaktadır. Buna göre x'in alabileceği en büyük ve en küçük tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır diye soruyor. Şimdi gençler burada x'in en büyük değeri için öncelikle en büyük diyelim. Şöyle düşüneceğim gençler. Yukarıdaki parçadan sadece, evet yukarıdaki tahtadan sadece bir parça gelsin. O halde toplam 6 parça olduğu için aşağıdakinden 5 parça gelmesi gerekiyor. E bir parçanın uzunluğu gençler 45 cm ise 5 parçanın uzunluğu 5 çarpı 45'ten 5 kere 5 25 elde var 2 5 kere 4 22 daha 22 o halde en büyük değeri x'in ne olur sevgili gençler Evet 225 santimetre olur. Peki şimdi gençler şöyle kalemizi değiştirelim. Bu sefer de x'in alabileceği en küçük değer için. Evet bu sefer gençler şöyle düşünüyorum. Şimdi toplam 6 parça oldu, olacağı için yukarıdakinden 5 parça gelsin diyorum. Çünkü 45'in mutlaka bir bölen olması gerekir. Buradan 5 parça gelsin. Buradan da gençler 1 parça gelsin. Şimdi 45'i 5'e bölersem. Bir parça gençler 9 santimetre olur. O halde buradaki bir parça da ne olur gençler? 9 santimetre olur diyoruz. Bu da x'in alabileceği en küçük değerdir. Evet bu ikisinin toplamını istedi. 225 ile 9'u topluyorum. 234 cm olur. Toplam değer diyelim. Ve bunu da bolu seçeneğinde işaretleyelim. Evet, bir sonraki soruyla devam edelim. Evet, altıncı sorumuza baktığımız zaman bir fabrika bünyesinde çalışan personellerini her gün iş yerine taşımak için 16 ve 12 kişilik iki farklı servis aracı kullanmaktadır. Servis araçları tam dolu dolduğu zaman hareket etmekte ve servislerde boş yer kalmamaktadır. Fabrika yönetimi 16 kişilik servisin her biri için 80 TL 12 kişilik servisin her seferi içinde 72 TL ödeme yapmaktadır. Sabah 8, e, sabah e, saat 7 ile 8.30 arasında fabrikaya 16 kişilik veya 12 kişilik servislerle taşınan personel sayıları eşit ve toplamların da 120'den az olduğu bilindiğine göre fabrika yönetimi aynı saatler arasında sadece 16 kişilik servislerde personelini taşımış olsaydı servisler, servisler için en az gençler kaç lira daha az ödeme yapar diye soruyor. Şimdi gençler hem 16 hem de 10 kişi, 12 kişilik taşındığı için aslında buradaki personel sayısı 16 ile 12'nin katı olmalı. O halde 16 ile 12'nin ek yok değerini hesap ederek başlayalım. 2'ye böldüm 8, 6. 2'ye böldüm 4, 3. 2'ye böldüm 2, 3 bölünmedi. 2'ye böldüm 1, 3 bölünmedi. Ve 3'e böldük 1. 1, 2, 3, 4 tane 2. 2 üzeri 4 çarpı 3'ten 48 gençler. ya yani 48 kişilik 16, 16 kişilik arabalarla 48 kişilik de 12 kişilik araçlarla bu servisler taşınır diyelim. Gençler hem 16 hem 12 kişilik olduğu için şöyle 12 kişilik diyorum. Bunlara 48 taşınırsa 16 kişilik araçlarla da 48 kişi taşınırsa burada kontrol etmemiz gereken yer gençler. Bunların toplamı bakın 96 kişi zaten 120'den az dediği için 96 bizim için yeterli bir sayıdır. Başka bir katını düşünmemize gerek yok. Demek ki toplamda kişi sayısı aslında 96'dır. Peki 48 kişilik araçlarla 48 kişiyi 12 kişilik araçlara taşıdığını düşünürsek, o halde sevgili gençler 48'i 12'ye bölüyorum. 4 servis gerekli. Evet, 12 kişilik araçların gençler bir tanesini 72 ile ödüyorduk. O halde burada 4'ü 72 ile çarparız. Ve buradan 288 TL ödeme yapar. Şimdi 48 kişiyi 16 kişilik araçlara taşırsak 48 16'ya bölüyorum 3 servis gerekir. Ve her servis gençler 80 liraydı. 3 çarpı 80'den buraya da 240 TL ödeme yapılır. Toplamda ödenen ücret gençler 8, 4, 8 daha 12 elde var 1, 2, 4, 1 de elde 5, 528 TL'dir. Peki gençler bu 96 kişinin hepsini 16 kişilik arabalara taşısaydım 96'yı 16'ya bölüyorum. 6 servis gerekirdi. ve 16 kişilik araçların da gençler fiyatı 80 liraydı. O halde 6 ile 80'i çarparsak bu sefer de 480 TL ücret ödenirdi. Benden aradaki farkı istedi. 528'den 480'i çıkarıyorum. Arada gençler 48 TL daha uygun olurdu taşıma işlemi diyelim. Ve bunu da Bolu seçeneğinde işaretleyelim. Ve evet, sevgili gençler devam edelim. 7. sorumuza geçiş yapalım. Evet, 7. soruya geldiğim zaman her iki kaldırımda akasya ağaçları ikinci defa aynı hizaya geldiği anda ağaç dikme işlemi bittiğine göre Birinci kaldırımda kaç tane elma ağacı dikilmiştir diyor. Gençler yukarıda verilen caddenin karşılık kaldırımlarına eşit aralıklarla aynı büyüklükte elma ve akasya ağaçları dikilecektir. Birinci kaldırıma gençler şekilde görüktüğü, gözüktüğü gibi ard arda iki elma ağacı ile başlamak üzere her iki elma ağacından sonra bir akasya ağacı dikiliyor. İkinci kaldırımda da gençler her üç ağaçtan sonra her üç elma ağacından sonra bir akasya ağacı dikiliyor. Eşit uzunluğa sahip kaldırımların başlangıcından itibaren dikilmeye başlayan ağaçlar kaldırımın kaldırımların son noktalarına da aynı hizaya gelmiştir. Gençler şimdi birinci kaldırıma baktığımız zaman birincisi elma, ikincisi elma, üçüncü akasya, dört, beş, altı dersek bakın şu akasya etkençli. Evet burada yine elma, elma, akasya olacak. O halde yukarısı gerçek üçün bir katı olacak. Aşağıya geldiğimiz zaman birinci ağaç elma, İkinci ağaç elma, üçüncü ağaç elma, dördüncü ağaç gençler akasya. O halde burada da her dördün katı akasya ağacı olacak. Gençler 3 ile 4'ün ekoku. Evet, ikisinin en küçük ortak katı gençler 12'dir. Bu birinci defa karşılıklı geldikleri yerdir. Şimdi 12 gençler birinci defaydı. Bizden ikinci defa aynı hizaya gelsinler ise diye. O halde 12'nin iki katından 24. ağaç olarak karşı karşıya gelirler. Sevgili gençler 24. defa karşı karşıya gelirler. O halde ben şöyle düşünüyorum. Birinci kaldırıma baktığım zaman Şimdi gençler her 3 e, bizden ne istedi gençler? Elma ağacı sayısını istedi. Her üçlük grupta 2 tane ağaç var. O halde 3 grupta 2 e, elma ağacı varsa 3 üç grupta 3'lük ağaçta diyelim 2 elma varsa Toplam 24 ağaçta gençler. 24'lü grupta x elma vardır diyoruz. Buradan gençler bakın 8 katıdır. Hadi 2'nin 8 katı diye düşünürsem x'in değeri 2 çarpı 8'den 16 tane elma ağacı olur diyoruz. Ve 16 yanıtını da Bursa seçeneğinde işaretliyoruz. Evet gençler devam edelim ve bir sonraki sorumuza geçelim. Evet, 8. sorumuzda bir zemin e, kenar uzunlukları verilen dikdörtgen biçimindeki farklı iki e, tip fayans ile döşenecektir. Zeminin yarısı birinci tip fayansla, diğer yarısı da ikinci tip fayansla yukarıdaki gibi döşenecektir. Yarıya ayrılan zeminler kare olup, gençler demek ki şu şekillerin, bakın bu kenarları birbirine eşit olacak. E, fayanslar parçalanmadan ve aralarında boşluk kalmayacak şekilde döşenecektir. Zeminin tamamının kaplanmasında iki fayans türünden en az sayıda kullanılmıştır. Buna göre birinci ve ikinci tip fayansların toplam kaç adet kullanılmıştır diyor. Şimdi sevgili gençler önceki birinci tipe baktığımız zaman zaten şu 33'lerimiz eşit. Yani bakın burası gençler 12. 12 devam ediyor. Demek ki gençler aslında buradaki kenarımız 12'nin bir katı olacak. Diğer tarafta gençler 22 22 devam ediyor. Aynı zamanda 22'nin katı olacak. Şimdi kare dediğimiz için bir tarafta da gençler 33'ün de katı olması gerektiğini düşünmemiz lazım. Evet hem 32'nin pardon hem 33'ün gençler hem 22'nin hem de 12'nin katı olması gerekiyor. Peki şöyle düşünelim 12 ile 22'nin katına baktığımız zaman yani ekok değerini bulduğumuz zaman şöyle 2'ye böldüm gençler 11 11 pardon özür dilerim 2'ye böldüğüm zaman 12 2'ye böldük 6 22 2'ye böldük 11 6 ile 11 aralarında asaldır. Bakın bunları çarpımı 2 çarpı 6 çarpı 11'den Evet 2 kere 6 12 11'e çarparsam 132 cm. Gerçekten gençler 33 e, 33 diye devam edersem bakın buradan 100, 132 aynı zamanda 4 tane 33 demektir gençler. 66 66 evet gençler topladığım zaman 132 olduğunu görüyoruz. O halde şuraya 132 diyelim. Peki demek ki gençler yukarıdan aşağıya baktığımız zaman 4 sıra olacak. 132'yi 12'ye bölersem 11 sıra var yatayda Şuradan 11 sıramız var Dikeyde 4 sıra vardı 11 çarpı 4'ten 44 tane gençler birinci şekildir Şimdi İkinciye geldiğimiz zaman 132'yi gençler 22'ye bölersek Buradan 6 sıra var ee Şurada yine gençler 4 tane olduğunu söyleyelim Evet gençler ikinci şekilde 6 ile 4'ü çarparsak fayans sayısını elde ederiz. 6 kere 4 24. Evet burada da 24 tane fayans kullanıldığını söyleyelim. Bu ikisini topladığım zaman 68 tane fayans kullanılır en az diyelim. Ve 68 yanıtını A seçeneğinde işaretleyelim. Evet gençler bu sorumuzu dersim burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın.